Arkadaşlar merhaba, ikinci seviye etik hacker eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 139. portu exploit ederek sisteme erişim sağlamayı göstereceğim. Hemen sanal makinalarımıza bakalım. Metasploit Table 2 işletim sistemimizde 192.168.1.105 IP adresi atanmış. Kali Linux'a geçiş yapıyorum ve Armitage'i çalıştırıyorum. Önce port taramasını yapalım. Host NumApScan QuickScan diyorum ve IP adresini yazıyorum. IP'yi yazıp Enter'a bastım ve port tarama işlemine başladı. Açık olan portları görüntüleyelim ve bununla ilgili neler yapılabilir, bunlara bakalım. ...139. Porta bakacağız. NetBIOS Samba servisi var burada. Bunu seçip ataktan Fint Atak diyebiliriz. Exploit kontrol işlemi tamamlanmak üzere tamamlandı. Seçiyorum, sağ tıklıyorum, atak menüsü açılıyor ve buradan da Samba'ya geliyorum. Kullanılabilir 3 tane exploit burada mevcut. Bunları check edebiliriz. Şöyle check exploit diyerek check exploit bize 2 tane hatalı sonuç döndürdü. Bir tane de işlemi tam yapamadığını söyledi. Şimdi exploit'i tek tek deneyelim. Samba'ya geliyorum. Birinci exploit'i seçtim. Burada istenilen bilgilere bakıyorum. Bunlar hakkında bir fikrim yok. Bu yüzden olduğu gibi bırakıp Use Connection seçiyorum. Birinci exploit'i işleme aldırttık. İkinci olarak atak menüsüne gelip yine Samba'dan İkinci exploit'i seçiyorum. Bilgiler burada eklendi. Launch diyerek bunun da işleme alınmasını sağlıyorum. Bu ikisinden herhangi bir sonuç almadım. Yine atak menüsünden Samba'ya gelip User Map script'i seçip yine bilgileri kontrol ediyorum. Hepsi default olarak eklendi. User Reverse Connection seçili. Launch diyerek işlemi başlatıyorum. Ve görüldüğü gibi bu işlem sonunda bir tane oturum açıldı. Sistem şu anda kontrolümüz altına geçti. Şöyle sağ tıkladığımızda Shell 1 olarak burada sistem şu anda kontrolümüz altında. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Shell oturumu bize tabii ki birçok şeyi olanağı sağlıyor ama bize en iyi yönetimi sağlayacak oturum Meterpreter oturumudur. Bu yüzden biz her sistemi ele geçirdiğimizde mümkün olduğu kadar Meterpreter oturumuna geçmeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi biz aslında şu anda sistemdeyiz. Şöyle atak menüsü şeyden Shell 1'den işlemler gerçekleştirebiliriz ama şöyle mesela Sessions -i diyerek açılan oturumları burada görebilir. Herhangi birine geçiş yapabiliriz komut satırında da. Zaten görsel olarak burada çok fazla bir seçenek bize sunmuyor. 3-4 tane yapabileceğimiz işlem var. Daha çok komut satırı üzerinden işlemler gerçekleştiriliyor. Zaten bunu 3. eğitim setinde göreceğiz. Bu oturuma geçiş yapabilmek için komut satırı üzerinde sessions-i ve buradaki ID numarasını giriyorum. Bir yazıp Enter'a basıyorum ve bu sayede shell oturumuna geçiş yapmış oluyorum. Bundan sonra örnek ifconfig komutunu yazdığım zaman burada işlemler birazcık daha ağır işliyor. Şöyle bir şey yapalım. Oturum zaten açıldı. Buradaki her sekme aynı işlemi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla sessions -i diyorum.
aktif oturum göründü. Sessions-i boşluk yanına bir ekliyorum buradaki ID numarasını. Çünkü birden fazla oturum açıldığında burada hepsine 2, 3, 4 şeklinde ID numarası verilecek ve biz istediğimiz hangisine geçmek istersek onu seçerek ilerleyeceğiz. Evet, şu anda Shell 1 olarak burada açıldı. Biz burada işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Örnek ifconfig yazdık ve IP adresini 192.168.1.105. Yine bu komutlar hakkında daha fazla bilgi almak için help komutunu kullanabiliriz. Bu sayede şu anda kullanabileceğimiz bu sistem üzerinde işletebileceğimiz komutları görüntüleyebiliriz. Ama dediğim gibi bize en iyi yönetimi sağlayacak olan Meterpreter oturumudur. Bu yüzden Meterpreter oturumu elde etmeye çalışacağız. Peki bu nasıl olacak? Şimdi burada Shell oturumu açıldı. Shell oturumuna geliyorum buradan ve post modül istiyorum. Yani sisteme erişim sağlandıktan sonra kullanılabilecek modüllerin açılmasını sağlıyorum. Ve bunu tıkladığımda sol tarafta kullanılabilir sisteme sızdıktan sonraki modülleri görüntüledi. Bu modüller sayesinde yine hedef sistemde işlemler gerçekleştirebiliriz veya onlar hakkında daha detaylı bilgi toplayabiliriz. Bu amaçla hazırlanmış modüller. Burada da Shell to Meterpreter diye bir modülümüz var. Bu da Shell oturumundan Meterpreter oturumuna geçiş sağlayan bir modül. Biz bu modülü kullanarak Meterpreter oturumu elde edeceğiz ve daha iyi kontrol edebileceğiz hedef sistemi. Buradan Shell 1'e gelip post modulus yaptığımızda burası açıldı. Buradan Shell to Meterpreter modülüne çift tıklıyorum ve buradan bizden istediği bilgilere bakıyoruz. Burada ihtiyacımız olan tek session, bu da oturum açılan anahtar, yani o baştaki ID numarasını veriyoruz. Yani biz burada zaten bir tane oturum var. Onun da ID numarası 1. Bu yüzden o session kısmına 1 yazacağız. Oradaki oturuma geçiş yapılsın diye. 1 yazıyorum ve launch diyerek işlemi başlatıyorum. Burada görüldüğü gibi ikinci oturum olarak Meterpreter oturumu açıldı. Daha sonradan bir hata verdi. Bakalım. Evet, ama Meterpreter oturumu burada görünüyor. Yani Meterpreter oturumuna geçiş yapmış olduk. Şöyle Meterpreter'a gelip buradan Meterpreter Shell dediğimizde burada artık komut satırı üzerinde daha iyi yönetim sağlayabileceğiz. Help yazdığımda burada kullanılabilecek komutlar burada mevcut, daha detaylı bilgi veriyor. Ama 3. sette zaten bunların hepsini biz yeniden ele alacağız. Kamera görüntüleri, ortam, işte dinlemesi, mikrofondan alınan sesler, dosya işlemleri, upload etme, gönderme ve benzeri birçok işlemi gerçekleştireceğiz ve bunların hepsini Meterpreter oturumunda yapacağız. Bu yüzden Shell olarak da oturum açsak dahi bir an önce Meterpreter oturumuna geçiş yapmamız gerekiyor. İşte Shell oturumunu açtığımızda da Shell to Meterpreter modülüyle Meterpreter oturumuna geçiş yapabiliriz. Bu sayede şu anda mesela şuradaki biraz önce Sessions-E yaptığımda bana bir tane göstermişti. Sessions-E'yi tekrar ettiğim zaman görüldüğü gibi hem bir numaralı oturum şu anda benim kontrolümde, hem de iki numaralı oturum şu anda benim kontrolümde. İşte bu şekilde Meterpreter oturumunu açmayı da görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.